Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Harikuladeyim ben. Sabahın köründe kalktım. Bir sürü işim vardı. Sonra geldim eve. Haberler vardı. Dün bir bakayım demiştim. Belki güzel bir şeyler varsa yarın bir video atarım diye şu an onu yapıyorum işte. Çünkü CM Punk'ın durumu ile ilgili mini bir güncelleme var. Hem ondan bahsedeceğim hem CM Punk'ın AEW'da arka alanda All Out'tan sonra yaşadığı kavganın bir gelişmesi daha oldu, ondan bahsedeceğim. Bir de ekstradan birkaç şeyi istatistiksel olarak internette paylaşılan bir şey var, onları göstereceğim size. Komple bu videoda CM Punk konuşacağız yani. Hemen konumuza geçelim. CM Punk biliyorsunuz ki AEW'dan işte buyout edilmesi söz konusu. Feshedilecek kontratı, parası verilecek, ödenecek, gönderilecek. Bu tabii ki de mevcut şartlarda Vince McMahon'ın olmadığı bir WWE'ye baktığınız zaman şu an acaba WWE'ye mi gelecek yönünde haberleri falan doğurdu. Bununla ilgili haber vardı. Bununla ilgili ben bayağı konuştum hatta geçen hafta biliyorsunuz. Geçen hafta bu hafta mıydı ya? Bu hafta içinde konuşmuştum yanılmıyorsam. Tam hatırlamıyorum. Bu aralardı. Şimdi mini bir güncelleme var. Gimme Sport'un haberine göre WrestleVotes'la işte bir iletişime geçmişler. Şimdi daha öncesinde Triple H'in CM Punk'a sıcak bakmadığı yönünde, wanting nothing to do with him, onunla hiçbir şey yapmak istemiyorum muhabbeti tarzı bir şey var. Ama geçenlerde tekrardan bir görüşme gerçekleşmiş gibi. E bakın ne diyor burada. I did ask over the last couple of days and it was softened a little bit from what I understand. Yani görüştüm, konuştum birazcık diyor. Couple of days işte birkaç gün önce falan konuştum falan diyor böyle biraz. Sanki birazcık yumuşamış gibi diyor. Yumuşamış yönünde bir şeyler var. Yani WWE bir tık daha sıcak bakıyor gibi sanki CM Punk'ın dönüşüyle ilgili bir şey. Ya da hani CM Punk tabii böyle bir durumda kabul ederse. Elbette CM Punk şey demeyecek yani. Ben size geleyim diye bir teklifte bulunmaz yani. WWE bulunur teklifte gel diye. I still think there is animosity. I still think there is a lot of pieces that need to be picked up between the two of them specifically. İkisi arasında hala bir kin, bir öfke, bir nefret bir şey var. Bu yadsınamaz bir gerçek diyorlar. CM Punk'la Triple H arasında elbette bir şeyler var. Çünkü CM Punk gittiğinden beri Triple H'e giydirdi, Stephanie'ye giydirdi, Vince McMahon'a giydirdi, WWE'ye giydirdi. WWE saymıyor bile. CM Punk WWE'yi saymıyor. CM Punk dedi ki AEW'da. Buradan önce en son Ring of Honor'da güreşmiştim dedi. Ondan sonra tabii yine bazı başka şeyler oldu. Elbette hani CM Punk'ın en zirvelere çıktığı yer olan WWE'yi yok sayması bence saçmalıktan öte bir şey değildi. Ama sanki bir tık yumuşamış gibi geliyor WWE tarafı. İkisi arasında zaten bir gerginlik vardı zaten. Kendi burada da bahsetmiş animasyonu diye. But Honor learned from Vince McMahon and Vince made amends with everybody. Hunter diyor bu işi Vince'ten öğrendi diyor. Hunter yönetim işini Vince'ten öğrendi diyor. Ve Vince her zaman değil çoğu zaman yani herkes de diyor böyle işi ne bileyim çözme, sıcak tutma, arayı bozmama üzerine çok çabalardı diyor. Vince McMahon Hunter'ı da ondan öğrendi bunu diyor. Yani sanki bir tık açık kapı bırakıldı gibi WWE tarafında ama CM Punk tarafı bambaşka bir dünya. Geceyle gündüz kadar fark var bu arada. Bakalım başka ne var? So to say that doors closed is ridiculous on anybody's part. Evet. Especially in this war that's happening right now. Şu an mevzu bahis bir savaşken hani AEW, WWE rekabetiyken diyor. CM Punk gibi bir pazarlama aracı diyelim yani. İnsanlara ulaşma. O yönden bakarsan bir satış gücü var CM Punk'ın. Ürünü de sattırır, izlettirir de. Çünkü hani AEW izleyen kişiler bile izler yani. Nasıl zamanında AEW'ye CM Punk gittiği zaman AEW izlemeyen bir sürü kişi bile, daha çok WWE izleyenler bile CM Punk'tan dolayı AEW izlediyse birazdan bununla ilgili inanılmaz şeyler göstereceğim size. Bu da yine bir şey sağlar. Böyle bir dönemde diyor kapıyı tamamen kapalı tutmak saçmalık zaten diyor. Ridiculous yani. Komik diyor. Öyle bir şey olmaz diyor yani. Başka bir şey var mı? Yok, başka ekstra bir şey yok. Yani anlayacağınız arkadaşlar Triple H tarafından gelen bilgiye göre direkt bizzat kendi ağzından olmasa da bu tabii ki bir tık yumuşamış durumda ve WWE muhtemelen bir tık kapıyı böyle hafif araladı gibi eğer Punk isterse herhalde. Şimdi bu şey değil. Şimdi böyle bir durum oldu ve CM Punk bunu reddederse CM Punk'ın çıkıp WWE beni istedi ve ben reddettim diyeceğini biliyorsunuz mesela. Bu denecek. Bunu yapacak. CM Punk böyle biri çünkü. Kesin zaten. Ama şu an WWE'nin CM Punk'a ihtiyacı olduğunu ben zannetmiyorum. Özellikle şu an. Bak bir yıl önce olabilirdi. 4-5 ay önce olabilirdi. Şu an bence CM Punk'a ihtiyacı yok WWE'nin. Ama siz uzun süre değil kısa süre bile gösterebileceğiniz birinden yine bir gelir elde edip bir şeyler yaparsanız ve zaten bu çok büyük bir olaydır bu arada. Ya CM Punk'ın WWE'ye dönmesi büyük bir olaydır abi. CM Punk AEW gittiği büyük bir olaydı. Güreşe döndü. Ama WWE'ye dönmesi hiç beklenmedik. Ben bile beklemiyorum. Yani umarım döner ve ben dönmez diye böyle harbiden göt olurum yani. Çok istiyorum bunu. Bunu istiyorum. Göt olmayı istiyorum ama. Yani çok isterim ya CM Punk'ı. Elbette isterim yani WWE tarafında da görmeyi. Bir kere daha onu görmeyi isterim. Ama şöyle de bir gerçek var. CM Punk bu saatten sonra çok büyük bir performans vermez. CM Punk mikrofon olarak işte karakterini yansıtmak olarak size çok şey verebilir hala. Çok daha tecrübeli, çok daha profesyonel. Sonuçta artık yaşı da ilerledi. Ama ne şekilde kullanılabilir? Ring'de size ne kadar verim getirebilir? Çünkü şimdi CM Punk'ı güreştireceğiniz kişilerin sayısı çok değil. CM Punk'ı öyle kişilerle güreştirmen lazım ki bakın bak Seth Rollins böyle biridir mesela. Seth Rollins karşısındaki güreşçiyi yükseltir. CM Punk da öyle birine ihtiyaç duyar şu an. CM Punk'ı gidip yani ne bileyim Roman'ın karşısına çıkarırsam mesela verim çok alamazsın. Seth Rollins'in, Cody Rhodes gibi isimlerin karşısına çıkarırsan çok verim alabilirsin bu arada. Ama ne kadar CM Punk buna karşılık verir, ne kadar ister, ne kadar dur ben geldim hadi böyle bir güreşim der bilemiyorum ama CM Punk WWE seyircisinin önünde bence mutlu olabilir. WWE tamam Vince McMahon yok. Belki oradan bir tık olumlu bakabilir ama benim bildiğim CM Punk bu kadar şirkete gömdükten sonra bak Vince'e gömse şirkete gömmeseydi ama belki de Triple H'e derdi. Ben sonuçta benim kayınpederim ve ben elbette ona yapılan böyle bir ayıbı mesela kendisi şeyinde ama tabii CM Punk'ın da tarafı var. CM Punk'a da Vince ayıp etti yani. Triple H belki o gözle yapabilirdi yani. O gözle bakıp hayır diyebilir ama sanki bir tık yumuşamış gibi. Ya bu haber böyleydi. Şimdi CM Punk'la ilgili başka güncel bir haberden bahsedeceğim şimdi sizlere. Çok ilginç bir haber bu arada. Biliyorsunuz ki All Out'tan sonra bir kavga gürültü dönmüştü arka alanda. İşte Elite'le falan böyle Young Bucks, Kenny Omega falan. Ki onların da promoları yayınlanmaya başladı. Videoları. Geri dönecekler. Belli yani artık. Böyle siliniyorlar falan böyle şey gibi sanki. Thanos böyle yaptığı zaman Marvel Cinematic Evren'de herkes böyle yok oluyor diye onun gibi yapmışlar. Yani Elite olmazsa AEW olmaz gibi en son AEW'nin logosu falan siliniyor. Öyle bir şey yapmışlar. Geri dönüyorlar muhtemelen. Farklı bir şekilde. Şimdi kavgada önemli bir olay var. CM Punk aslında John Wick'miş. CM Punk'ın köpeği var. Adı da neydi? Burada yazıyordu ya. Dur bakayım merak ettim. Burada bir yerde adı yazıyordu. Larry'miş. Larry. Köpeğinin adıymış. Arka alanda bu itiş kakış mevzu bahisken, kavga gürültü varken kim yapmış bilmiyorum. Hani Elite'den biri mi? Kapıyı sert bir şekilde çarpmış ve çarparken köpeğin yüzüne gelmiş abi. CM Punk'ın ve öyle olunca CM Punk çok sinirlenmiş. Ekstradan sinirlenmiş. İş değişmiş. Tabi burada şey diyorlar. Şurada da gördüm. Does the narrative change now diyor. Şimdi diyor hani şimdiye kadar çoğu kişi CM Punk'ı haksız görüyordu. Şimdi bundan dolayı CM Punk haklı mı oldu falan diyorlar tabi. Size kalmış. Bilmiyorum. Ama hani CM Punk laf dalaşındayken kapı çarparken köpeğin suratına geldi CM Punk sinirlendiyse yani olabilir. Hak verebilirim tabii ki buna. Köpeğin dişi kırılmış bu arada. Veterinerden rapor falan var burada. Bilgi var. Veteriner appointment a few days later. Larry's teeth had been knocked loose diyor. 2 tane dişi galiba. Evet 2 tane dişi. Dişini kaybetmiş. Köpek yani yazık olmuş harbiden yani. Kapıyı çarpmışlar yüzüne gelmiş köpeğin çünkü. Nasıl artık bir sinirle oralarda takılıyorlar. Yani bilinçli yapılan bir şey değil tabii ki yani. Köpek muhtemelen orada araya falan girmiş. Arka alanda herhalde köpeğiyle beraber takılıyor CM Punk. Onu getiriyor. O kavga ile ilgili de böyle bir gelişme var. Haberiniz olsun. Bir de burada Larry zaten. CM Punk köpeğini seviyor. John Wick gibi ağız burun girişmiş herhalde. Ama Larry de bu köpeğe bu olaydan sonra mı CM Punk bu kadar girdi falan bilmiyorum abi ne olduğunu. Devam. Şimdi şöyle bir istatistikler var. WrestleNomics bu arada Twitter kullananlara kesinlikle tavsiye ederim şu hesabı. Çok güzel böyle istatistiksel olarak yaklaşıyor güreş dünyasına. Çok güzel şeyler sunuyor bize. Şimdi CM Punk'ın AEW'da yaptıklarına değiniyor. Diyor ki şimdi 5 pay-per-views He was on AEW's 5 highest selling diyor. AEW'nun, çok WWE konuştuk bugün. AEW'nun 5 büyük, bakın şurada, satıştaki en çok gelir elde ettiği 5 pay-per-view'un hepsinde CM Punk var. Gördünüz mü? CM Punk'ın etkisini kimse göz ardı edemez. CM Punk'ın nasıl bir marka olduğunu buradan görebiliyoruz. All Out'ta zaten, yani geçen sene en çok satış yaptıkları 215 bin pay-per-view satmışlar. Burada bakın Full Gear var, Revolution var, Double or Nothing var, All Out 2022 var. Bayağı fark etmiş, baksanıza ya bu arada. Harbiden çok fark etmiş ha. Bir önceki seneden bu yana. Ama en çok satış yaptığı 5 tane de 1, 2, 3, 4, 5 CM Punk var. Sonra Main Event'e 2, evet 1 milyon aşan live gate. Ya gate dediği herhalde bilmiyorum. Gişe, bilet fiyatı falan olabilir bu arada. 1 milyonu aştığı 3 tane show olmuş şeyin. AEW'nun gate olarak. Double or Nothing, Forbidden Door ve Chicago'daki All Out. Bunların ikisinde main event kim? CM Punk. Büyük adam. Ve bir tane daha görsel var mıydı? Evet. En çok satış yapan tişörtler. İlk 10'a baktığınız zaman, hatta ilk 6'ya baktığınız zaman 1. 2. 3, 4 değil 5 ve 6. CM Punk. Yani AEW'nun en çok sattığı tişört, kıyafet, buradan baktığınız zaman ilk altının 4'ü CM Punk. Önemli şeyler bunlar. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden CM Punk önemli bir figür. WWE'ye bir şey getirebilir mi? Elbette getirebilir. Renk getirebilir. Senaryolara renk getirdikten sonra bunlar satışa yansır. Bilet satışları, pay-per-view. Pay-per-view satışı diyemem. Network satışı falan işte. Ya çünkü bak ona bakmışlardı insanlar. İşte bilmem 130 bin satmış. All Out'ta WWE satmamış falan. Abi WWE pay-per-view, artık WWE Network var ya. WWE eskisi gibi pay-per-view şey yapmıyor. Network satıyor. Network'ten izletiyor zaten insanlara. Network kaç satışta acaba onu bilmiyorum yani. Milyondur zaten de muhtemelen. Yani Hindistan falan varken. Ya şey hatırlamıyor musunuz bu arada? Hindistan'da o WrestleMania maçı mıydı? Main event'i Roman'la Brock Lesnar'ın 7 milyon mu 8 milyon mu ne izlenmişti galiba. Sadece Hindistan'da. İnanılmaz bir şeydi. Yani ben CM Punk'ın hala bir ilgi odağı olacağını düşünüyorum seyirci tarafından. İlgisi oraya gidecektir seyircilerin. İzlemeyenlerin bile. CM Punk'ın ben WWE'de olmasını isterim. Ama CM Punk'ı bildiğim için bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. WWE her ne kadar bugünün ilk haberi, şu haberde bahsettiğim üzere Triple H'den bir tık böyle hani açık kapı bırakılmış. Ama CM Punk o kapıyı "Get lan" deyip kapatabilir. Benim bildiğim CM Punk bunu yapar. Böyle bir şey olmasa bile der WWE beni istedi ben gitmedim diye yıllarca konuşur zaten. Öyle bir CM Punk, bilmiyorum ne olacak. Ama ben CM Punk'ı WWE çatısı altında tekrardan izlemeyi çok isterim. CM Punk bir dönemin en büyük güreşçilerinden biriydi abi. WWE'de. Sina devrin güreşçisiydi. Sina'nın üzerine reaksiyon alıyordu. CM Punk öyle biriydi. Bu da birkaç aylık bir süreçte şirketin en tepesindeki adam yapar seni zaten. Önemli. Bakalım ne olacak? Siz de aşağı yorumlarınızı yazın. Sizce CM Punk WWE'ye gider mi? Gidecek mi? Yoksa artık bu adım adım gidiyor, kesin gelecek mi? Yazın bakalım aşağı. Sizin için CM Punk ne ifade ediyor? Bunu da yazabilirsiniz aşağı yorum olarak. Beğendiyseniz sohbeti bir de like patlatırsanız sevinirim. Abone değil misin? Bak şu an bu videodaysan zaten Pro Wrestling'le ilgili, güreşle ilgili, WWE ile falan ilgili bir şeyler biliyorsundur ya da ilgileniyorsundur. Bence kesinlikle abone olman lazım. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.